Evrim teorisi Evrim tarafı da, teori tarafı da birbirinden destansı olan, canlılığın bugüne kadar nasıl geldiğini açıklayan yegane teori. Ne kadar destansı ve büyüleyici olsa da halk arasında fazlasıyla tartışılan bir teori. Aslında tartışılacak çok da fazla bir tarafı yok kendisinin. Bu videoda evrim teorisinin tarihinden çok ne olduğuna, nasıl işlediğine, neden kendisine ihtiyaç duyduğumuza ve kanıtlarına bakacağız. İyi seyirler. Evrimin tanımını tek cümleye indirgememiz gerekecek olursa çok yaygın bir tanımı kullanabiliriz. Evrim, popülasyon içerisindeki gen ve özellik dağılımlarının nesiller içerisindeki değişimidir. Bu kadar. Evrim başka hiçbir şey değildir. Evrimdeki geri kalan her şey bu cümlenin sonuçlarından birisidir. Evrim maymunun insan olması demek değildir veya bir türün başka bir türe dönüşmesi değildir. Evrim popülasyon içerisindeki gen ve özellik dağılımlarının nesiller içerisindeki değişimidir. Bu değişimlerin birikmesi evrim denince aklınıza gelen şeyleri doğurur. Evrimin tanımını yaptığımıza göre nasıl çalıştığına bakabiliriz. Öncelikle evrim bireyler içinden en güçlüsünü seçmez. Ortam şartlarına en uyumlu olan seçilir. E tabi bir türün üzerindeki seçilim baskısı kas gücü üzerinde çalışabilir. Yani bir türde en güçlü olan ortama uyum sağlayabilir. Ama bu evrimin bunun üzerine çalıştığı anlamına gelmez. Popülasyon içerisinde gerek mutasyon, gerekse crossing over gibi gen değişimleri sayesinde varyasyonlar oluşur. Bu varyasyonlar içerisinden çevreye en iyi adapte olanlar hayatta kalırlar ve genlerini sonraki nesle kimi zaman daha çok aktarabilirler. Ama bu uyum sağlamayanlar hayatta kalamaz demek değildir. Nadiren de olsa uyumsuzlar da hayatta kalıp üreyebilir. Ancak daha uyumlu olanların bunu yapma ihtimali çok daha yüksektir. Bu sayede uyumlular daha uyumlu nesiller üretirler. Tabi evrenin tek nedeni çevreye uyum sağlamak değildir. Tür içerisinde pek çok seçilim baskısı vardır. Bu seçilim baskıları canlıları yeni bir uyumluluk sınavına tabi tutar. Tabi bunlar türden türe değişiklik gösterir. Bir türde daha iyi yüzenler seçilirken, diğer türde daha büyük dişler üzerinde çalışabilir seçilim baskıları. Bu şekilde türler gitgide daha uyumlu hale gelirler. Kafanızda gittikçe daha uyumlu oluyorlarsa evrim bir noktada bitmeli şeklinde bir düşünce oluşmuş olabilir. Ki bu yanlış bir düşünce olur. Çünkü çevre şartları her zaman değişmeye devam eder. Bu da az önce bahsettiğim seçilim baskılarının tersine dönmesine bile yol açabilir. Tabi mesela insanlar kendilerini evrimsel süreçten bir nebze de olsa soyutlayabilmişlerdir. Tabii ki de insanlar her nesilde ufak da olsa evrimleşmeye devam ederler. Sadece bu durum eskisi kadar vahşi değil. En azından günümüzde daha kötü alet yapanlar ölmüyor. Yani eskisi kadar zorlayıcı baskılar altında evrimleşmediğimiz için şu anda evrimleşmiyoruz gibi geliyor. Ancak hala daha her nesilde evrimimiz devam ediyor. Bu noktada bahsetmek istediğim bir diğer şey evrimin, daha doğrusu doğal seçilimin bir bilinci olmadığıdır. Doğal seçilim tamamen uyumlu olanın hayatta kalması üzerinedir. Herhangi bir bireye torpil geçme ya da bilerek ona eleme gibi bir lüksü yoktur. Yani doğal seçilim şu türü şuna evrimleştireyim demez. Doğal seçilim tüm bu sürecin ismidir. Yaygın olarak kullanılan tabirler sizi yanılgıya itebilir. Çünkü genellikle doğal seçilim ona eledi falan deriz. Ve bu da birisinin kafasında doğal seçilimin bir bilinci olduğu fikrini uyandırır. Halbuki doğal seçilim sadece sürecin ismidir ve bizler tarafından tanımlanmış bir şeydir. Hazır bu konuya girmişken diğer yanılgıları da yaratmak istiyorum. Evrimsel sürecin kendisinin bir bilinci olmadığı gibi canlılar da kendi istekleriyle evrimleşemezler. Yani sosyal medya yorumlarında gördüğünüz kuş avlanacağım desin dişleri çıksın o zaman cümlesi saçma sapanlıktan öteye geçemez. Canlıları şekillendiren şey seçilim ve evrimdir. Bir kuş kendini sıkıp diş çıkaramaz. Buradan sıradaki yanılgıyı atlayacak olursak, tekil bireyler evrimleşmezler. Evrimle ilgili en sık düşülen ve evrimin yokluğuna delil olarak gösterilen yanılgı budur. Bu yanılgıya düştüğünüz zaman birisi sizi o zaman maymunlar niye insan olmuyor diyerek şüpheye düşürebilir. Elbette şüpheli olmak iyi bir şeydir. Ancak şüphe ettiğiniz şeyi de bilmeniz gerekir. Evrimin tanımında da geçtiği üzere evrim popülasyon içerisindeki gen ve özellik dağılımlarının nesiller içerisindeki değişimidir. Buradaki anahtar kelimemiz nesiller. Yani evrim nesiller içerisinde yaşanır. Bireylerde değil. Yani hayvanat bahçesindeki maymunlar yarın sabah uyandıklarında insan olmayacaklar. Eğer ki insan olacaklarsa bu nesiller içerisinde yaşanacak. Bir diğer yanılgı da evrimin yaşamın kökenini açıklayamadığıdır. Youtube, Instagram gibi platformlarda evrimin olmadığını söyleyen insanların dayanaklarından biri de budur. Bu oldukça ilginç bir konudur da aynı zamanda. Çünkü Darwin'in yayımladığı Türlerin Kökeni isimli kitabında açıklamadığı tek şey kitabın ismi olan Türlerin Kökenidir. Zaten açıklamasına da gerek yok. Çünkü evrim canlılığın nasıl bugüne geldiğini açıklar. Nasıl başladığını değil. Bu konu moleküler biyolojinin alanına girer. Evrimin değil. En büyük yanılsamaya gelelim o zaman. Evrim bir teori midir? Öncelikle teorinin ne demek olduğuyla başlayalım. Halk arasında teori, kaba saba bir tahmin, delile dayandırılmayan düşünce anlamına gelir. İlgili gerçeklerin incelenmesi ve düşünülmesi yoluyla ulaşılan bir olgunun açıklanması anlamına gelir. Yani anlayacağınız birisi yorumlarda evrim teori gerçek değil derken evrimin sanki hiç test edilmemiş, üzerine sayısız deney ve araştırma yapılmamış bir şey olduğunu düşünerek söylüyor. Bu kişinin bir şeyler yazmasını sağlayan bilgisayarı devre teorisiyle çalışıyor. Yarın işine veya okula gideceği otobüs makine teorisiyle çalışıyor. Canlılığının en küçük temel yapı taşı olan hücreleri hücre teorisiyle açıklanıyor. Ancak bu demek değildir ki teoriler nihai kanunlardır. Aksine teoriler yanlışlanabilir ve yanlışlanamamak onları güçlü kılar. Newton'un kütle çekim teorisinin ömrü evrimden iki kat daha uzundu. Ancak yerine daha iyi, daha isabetli ve daha yanlışlanamayan teoriler geldi. Bu şey evrimin de başına gelebilir. Ancak evrim teorisi canlılığın bugüne kadar nasıl şekillendiğini açıklayan elimizdeki tek bilimsel teoridir. Yenisi ve daha isabetlisi gelene kadar da öyle kalacaktır. Peki neden evrimin yaşandığını düşünüyoruz ki? Cevap genlerimizde dahi bulunmakta. Sizin ve farklı türlerin genlerinde körelmiş veya hiç oluşmamış özelliklerin genlerini bulabiliyoruz. En basitinden bilim insanları bir timsah embriyosunda ilkel de olsa tüy oluşturmayı başardılar. Biliyorsunuz tüyler yalnızca dinozorlara ve onların torunları olan kuşlara özgü bir özellik. Ancak tüyler onların atalarında daha timsahlarla ayrılmadıkları zamanlarda ortaya çıktı. Bu nedenle timsahlarda hala daha tüyü üretmekten sorumlu genler var. Ve bu genleri aktifleştirebilirsek ilkel de olsa tüyler gözlemleyebiliyoruz timsahlarda. Bunun yanında belki biliyor olabileceğiniz Chickenosaurus projesi. Yani tavuklardaki uçamayan dinozorlara ait özellikleri yok eden genleri silerek dinozorlara benzetme projesi tamamen bunun üzerine kuruludur. Bunun yanında evrimi test de edebiliyoruz. Normal şartlarda farklı bir diyete sahip bakterilerin gerekli yapay seçilim baskıları altında yeni besinleri tüketebilecek şekilde evrimleştiklerini gözledik. Hatta ve hatta tek hücrelilikten çok hücreliliğin bile evrimini laboratuvarda 60 gün gibi komik bir süre içerisinde gözleyebiliyor. Hatta kameraya dahi kaydedebiliyoruz. Daha büyük boyutlu şeyler isterseniz bu konuda da fosillere bakıyoruz. Geçmişte yaşamış canlıların fosilleri kendilerinden önceki canlılarla günümüzdeki torunları arasında mükemmel bir köprü görevi görüyorlar. Zaten şu an ekran birkaç tanesi geliyor. Aynı şekilde tek bir atasal türden farklı coğrafyalara dayalan bireyler oralarda farklı türlere evrimleşebiliyorlar. Size daha önceden anlattığım Darwin ispinozları veya şempanzelerle bonobolar bunlara birer örnek. Evrim gerçekten muazzam bir olgu. Gerçekten araştırdığınız zaman dalıp da gittiğiniz bir şey. Evrim fikrini kafanıza bir kez kazıdığınızda ondan kurtulamıyorsunuz. Baktığınız her yerde, uçan bir kuşta, evcil hayvanınızda ya da sokaktaki rastgele bir ağaca bakarken evrim tarihine kapılmanız mümkün. Ben yaşadım oradan biliyorum. Vücudunuzdaki herhangi bir özellikle, bir yarasanın kanadında ilginç bir özelliğe sahip herhangi bir canlı gördüğünüzde onun evrimsel sürecini, bu noktaya nasıl geldiğini, ne aşamalardan geçtiğini düşünmek güzel bir şey. Kısacası evrim muazzam bir olay. Canlılığın bugünlere nasıl geldiğini açıklayan yegane teori ve popülasyon içi gen ve özellik dağılımlarının nesiller içerisindeki değişimi.